Merhaba, günaydın canlarım benim. Günaydın, günlerimiz aydın olsun. Nasıl olsun? Sağlıklı, huzurlu, mutlu, bereketli olsun inşallah. Evet, hazırlandım. Sabah sabah nereye gidiyorum? Dün Ümükü ile konuşmuştuk. Bugün ona gidiyorum. Hatta dün çağırmıştı. Her gün görüşüyoruz da telefonda. Biliyorsunuz Belgin gelecekti. Bu tarafta işleri vardı. Yavrum o da halledemedi. Perşembe günü herhalde büyük ihtimalle birkaç günde daha hangi gün tam bilmiyorum. Tekrar gelecek. Dedim kız gelecek burada işleri var. Dedim bugünden içi geleyim dedim. Hazırlandım. Şimdi kalkıp hep beraber kahvaltıya gel dedi. Sabah sabah. Kahvaltıya yetiş dedi. İnşallah dedim. Kalktık şimdi hazırlandık. Doğru nereye? Bunu da ilk sefasını öyle yapayım. Mükü'ye gidiyoruz kahvaltıya. Kızım, günaydın. Tıraşın ne güzel olmuş. Günaydın. Emine. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hanım, kilolar gitmiş. Ne gitmesi kızım, ne aldın kilo? Yok be. Ne bileyim. Altındaki de pek şıkmış ha. Kız eski pantolon. Ben niye görmedim Betçel? Evde yok, gel hadi gel. Hoş geldin, gel. Hoş bulduk, dur bir soyunayım. Gel Rosie. Rosie, bak bak halayı gördün nasıl seviniyor. Aman tıraşı da pek güzel olmuş. Pek güzel olmuş. Oh. Oh. Tıraşın da pek güzel olmuş. Pek güzel. İlle sevdireceksin kendini ha. Sevdireceksin kendini sen. Vallahi. Kız ne güzel olmuş tıraşı. Patilere. Cizme gibi. Aynen. Kuzum. İyiyim gülüm, sen ne yapıyorsun? Bildiğim gibi değişik bir şey yok bende, ne olacak? Var var. Evi değiştirmiş Mükü, çok güzel olmuş. Şöyle bir gezdireyim. Bari onları değiştireyim. He. Evde değişiklik olmayınca. Televizyonu böyle almış. Başta şuradaydı. Koltuklar böyleydi. Ama böyle çok güzel olmuş. Köşe sığmadı. Ortası. Köşenin ortası. Ha evet. Orası efendim küstüm şey koltuğu. Efendim mi? Efendim küstüm koltuğu. Tamam iyi. Küstü yanında oturuyor oraya. Ha evet. Ama böyle çok güzel olmuş. Ha. Böyle daha büyüm işte. Koltuklar değişti ortada. Güle güle kullan sehpanı. Alacağım diyordun. Dur bakayım neler almış. Sonunda almış. Kaç aldın bunları? Hiç bilmiyorum ki. Fiyat sorma. Hiç sorma. Gerçi ben de öyleyimdir de. Hiç fiyat sorma. Yatak odana bakayım. Televizyon koydun mu? Şu şeyin altına giriyor ya. Şöyle yanına şey gibi tezgah gibi. Aynen tezgah gibi. Bunlar da. Buna güneş kullanamadım. Onlar arka. Bunlar çok kullanışsız oluyor zaten. Şuraya koyuyorsun, kümbet gibi. Ha aynen. Bir de ondan şöyle araya soktuğun zaman. Dur bakayım, bir deneyeyim şunu ya. Koy bakayım. Yarım akşam. Alacağım, alacağım diyordu. Kadın aldı vallahi. Böyle takmayayım. Aynen. Oturuyorum, şöyle yapayım. Ha, hiç de yer. Hiç de yerim lan. Kümbet daha biraz daha içeri giriyor ya. Evet. Şunu şöyle yamış. Güzel, hem kol şeyin altına aynen giriyor. Vallahi kullanışlı, çok güzelmiş. Ötebüyü daha şöyle içeri doğru giriyor. Daha iyi. Aynen. Hiç kıpraşma, koy oraya. Şöyle koyup eğilip kalk. Eğil kalk. Lan müdeccel. Şey, yatak odanı nasıl? İyi, geç. Geçebilirsin mi? Geç, geç. Yani televizyonuna bakacağım da. Geç. Alacağım alacağım diyordu. En son gidiyorduk ya gezmeye. Ha. Bu oradaki beğendiğimiz mi? Aynen aynen. İyi güle güle kullan, güzel. Diyordu. Televizyonu da zaten bozulduydu, yaptırdı. Şimdi gerine gerine yatıyorum burada. Ay. Yatak. Kumanda da yanımda. Oh. Kazaları birleştirdim ya. Ha iyi yapmışsın. Öbür tarafı öyküye yaptım işte. Bunu birleştirdiğini biliyordum da televizyonu. Güzel olmuş ablan. Güle güle kullan vallahi. Ama sehpalar çok hoşuma gitti. Değil mi? Evet. Çok güzel. Koltuğun altına giriyor. Onu kaba çektirmeyecektim de. İnternet. Biliyorsun Murat'la internet şeyimiz var. Ha. Sıkıntınız. Mecbur yukarı şey çektirdim kablo. Koltuklar böyle harika olmuş, süper olmuş. Ben süpürgemi de göstereyim. Süpürge de mi aldın? Aa, almam mı?
Kız ne çatlak bu ya. Ya Allah getirdin dünyanın borcunu yaptım canım. Ama ödeniyor. Borçsuz da olmuyor be gülüm. Aynen olmuyor. Canın çıkmasın senin. Bu muydu o? Aa, ekleri kablolu çeçeğim pratik oluyor be. Ötekiler büyükler zor oluyor. Her gün açıyorum aynen her gün açıyorum bunu. Tabii tabii. Evet şey gibi şöyle ortada alıveriyorum. Yani iyi iyi olmuş. Şarjda takılı duvara da asmış canın çıkmasın senin. Yap kahveleri içelim hadi. Aa kahvem yok almam lazım. Söyleseydin alırdım onu ya. Ben biliyorum kahve içmiyorum ki. Aynen hiç mi yok gülüm? Yok. Alır gelirim şimdi öpü gelmedi. İyi hadi gel öpü gelecek değil mi birazdan? Sen bekle. Tamam hadi. Hadi. İyi ki. Hoş geldin kızım. Anne hani misal hani anneye bay bay de. Anneye bak anneye. Anne, hadi. Hadi annesi. Hadi görüşürüz halam. Gel halacığım. Gel. Gel halam. Kızım da gelmiş kızım. Kızım da gelmiş kızım. Gel halam içeri. Orası soğuk. Gel halam. Aferin kızıma benim. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım benim. Aman öyküm de büyümüş mü? Öyküm de büyümüş mü? Kızım. Hani mis öyküm? Hani mis kuzum? Güzel gözlü kızım. Ah halam gene. Ah halam gene. Evet kahvaltılarımız hazır. Sıkı sıkı. Aa, ne bu buna? Aç bakayım peynir almışım. Var yavrum baksana. Aç kapağını ya. Kız baksana. Koy kapağını götür. He. Kapattım. Bu senin yaptığın zeytin mi? He. Bu senin için verildim yesin. Aa niye? Hiç bilmiyorum ki. Açtım şey diyor. Oo yaptım yaptım çocuğum şeyler. Dergin de dün dedi, benim de bir kısmı annem dedi. Ya bu sene dolu vurdu. Belki de olabilir, bilmiyorum. Sen şu dolu vurdu da şey, bereli bereliydi. Hı. Dedem kurtuluğu yok. Dur! Bismillah, bismillah. Ya beni düşüreceğim be kızım. Al, al bunu da. Ver. Dolu vurduğu için bereli dedem. Hı. Geçen sene vurdun, öyle taş gibiydi. Gerçi benim için sorun değil mi sen? Benim için sorun. İşte ondan. Her şey veriyor. Çene yaparken çayı da alın. Daha seviyorum. Tane demiş görmüyorsun Hayda. Hani getir bakayım. Hadi. Bağırma ya. Rozi ne yapıyor? Esmer ekmek yiyor, bana iki dilim yeter. Hani bakayım terliklerini? Terlik örü. Ne oldu ya? Ona niye kızıyor? İçeride sürmüş. Nerede o? Öykü basmasın. Basın yakın. Öykü gel. Bakın bunları Mükü örüyor. Telefonda demişti bana terlik örüyorum diye. Şöyle. Hatta bana da ör dedim. Saklanacağım dedim. Şöyle. Güzel olmuş kız. O pembeler çarık gibi duruyor.
Giyelim hadi pembeleri ayağıma, hadi kahvaltıya. Bismillah. Hadi mamanı da ye, hadi kızım. Mamanı da ye, hadi. Şeye gitti o, dünkü patronun eşini aşağı tuttu, soba, üç tane. Niye? Başına değil mi? Var yarın çıktı oynar. Evet, cepte. Öyle yan cepte oynuyor. Ha, ayrılmış karısız, bir tur odalar bu sobaya kaçakmış da. He. Çocuk da küçükmüş, üç tane soba aldırdı. Ne alacaktım, ben su alacaktımmış. Yusuf abla bugün şey yersek, Kumcu'ya gönderecek. Kumcu da mı oturuyor? Öyleymiş. Hmm. Lan milletçe. Emineler ne kadar oldu şey yapalım? Tanesi 300 liraya aldım. Ne sobayı? Tabii canım. Ondan da güven. Var yani çıktı. Nasıl o soba? Peteksiz. Dümdüz. Elektrik sobası. Elektrikli. Hı. Çocuklar 50 sürdü ama yanmayacakmış. 300 lira gene bir şey değil ablam be. 3 tane 1 milyar para verdi sırf ona. Tamam bir tanesi 300 tamam. 1 milyar. Tanesi aynen. Ah. Millet oluyor. Değil mi kız? Şimdi bundan 20 acaba. Şey, başkan. Emineler ne kadar oldu dükkan açalım? Pazartesi başladılar. Ekmeğimi de alayım. Daha yeni kal. Allah sayın. Olmuş tabii. Dün ablası ne yapıyorsun diye iyiyim diye işe girdi. İki gün önce işe girdi diyordu. Pazartesi'ye bakıyorlar. Öyle. Ortaklılar ya, yıl iyi oldu. Ortaklısı olmuyor. Kendi hesapla kendileri bilsin en azından. Yani. Sanayi, sanayide miydi önce? Aa, Konya'daydı. Ne işte, Emine durur başında dışarıya gittiği zaman. Emine çizimleri yapıyor zaten. Şu peynir alabilir miyim? Projede çizeyim mi? Ha, yani. Vallahi bir şey, iş bağlıyor. Hem yapıyor iş içinde, hem yaptığı işte. Yani. Beraber götürsün. Aynen. Hem ne aldın? Çenem tut dedim, çocuğun dedim, bütün kafasını şişirme. Yiyeceğim mi tabii beraberler? Bildiğin doğru, eskiden işe gidiyordu, bir gündüzleri görmedi. Şimdi 24 saat beraberler. Aynen. Ne dedim, akşama gidip 1-2 saat çeker olsa yatar uyurdu dedim. Şimdi 7-24 beraberler dedim. He. Nasıl da Allah'tan çok sabırlı çocuk. Evet, Emine evet. Çok sakin. Buradan sır veriyor. Doğru, Emine birden ne zaman saldıracağı belli veriyor. Olmuyor. Bir daha söyle, va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 v
Allah. Hayırlısı olsun. Allah hayırlısı olsun. Tamam, hayırlısı. Dün bir tane de sokmadı ağzına. Süt müt bir şey içti mi? Gece verdim bilmiyorum ama gündüz yemedim. Murat çalışıyor. Güzel mi bir şey? Kapımıza var. Çok güzel ama sana dayanmaz. Nereden sıcak sevmiyorum. Çok mu sıcaktı? Çok değil, ya normaldi. Öyle haşhaş değildi, güzeldi. Ondan zaten bir araya gelemedik, bizim biraz da bir ay güzeldi bu. Aynen. Sen bir tarafa gittin, ben bir tarafa gittim, dağıldık yani. O başka aynen tarafa. Neresiydi gittiğiniz yer ya? Onlar da oraya Afyon'a gitmişlerdi. Afyon sandıklı gittik.
Bu ne yaptın o sıcakta? Havuzdan çıkmadım. Hiç sesini çıkarmıyor. Maşallah suyu da seviyor ya. Hmm. Anasını kocan cıngıl cıngıl cıngıl. En sonunda geleceğim. Kesede götürdüm ben. Sabunlukta götürdüm. Vay! Keselendi. Çıkmalı getir. Burada kapanmak istesem böyle böyle çıkar. O da hiç çıkmadı. Allah Allah. En son geleceğimiz gün şartı gün tekrar havuzum oldu. Filiz'in yürü hamamda olmadan yürü hamama dedim. Hamamda varmış. Savunması var, tuz odası var, İnekler ne yiyor ya? Saman odası var. Saman odası ne işe yarıyor? Psikolojik şey yapıyormuş. Dedim böyle ya, boş nedir uzun yaşamıyor. Tövbe tövbe, girdin mi? Baktık öyle canım, oturmadım. Tuz odasında oturuyormuş, o ciğerler miğerler için temizliyormuş. Sadece soluyorsun, başka bir şey yapmıyor. Oturuyorsun, soluyorsun. Git oraya, yat odaya. Saman odasına da gireydin. Girdim, oturmadık ki. Tuz odasında da oturmadık. Oturaydın işte. Öyle bakındık, ne yaptık. Çamur odasını gördük, Allah'ım. Hiç bakma, daha iyi. Mermerlerden yapmışlar. Bildiğin mezara giriyorsun. Ay. Filiz'e dedim kapat şu kapıyı. Bir de yan yana yapmışlar. Bildiğin mezar sanırsın orayı. İçinde çamur da dolu ya, toprak gibi. He. Kapıyı açtım. Filiz'e dedim kapat kapıyı. Psikolojim bozuldu. Oradan çıkıp samana dalaydın. Psikolojim düzelsin. Buna dedim girenler nasıl giriyor? Bildiğin mezara giriyormuşsun gibi Faiz. Ben mermerde bildiğin mezar yapmışlar. Ben de işte. İçine de çamur doldurmuşlar işte. Çamur banyosu. İnsan görüntüsüne psikolojisini bozuyor ki. Evet. Bildiğin anlattığına göre mezar, evet. Aynen. Dört tane bu tarafta mermerden yapmışlar, döşemişler. Bildiğin mezar kaca nasıl yapıyorsun? Hı-hı. Öyle. İnsan boyu nasıl olur oturduğun zaman? Olacak. Şöyle sadece kafan dışarıda kalacak yani. O şekilde yattığını düşün. Bildiğin mezar. Evet. Dört tane böyle, dört tane de karşısında. Sanki mezar oldu, yan yana dizmişler. Biz de bu kapıyı kapat, aklım gitti. Bize kararlık içerse. Dedim hayatta bedava da olsa dedim girmem dedim. Bir de çamur banyosu paralıydı. Ötekiler bedava da. Sağına muğana vardı. Onlar bedava. Bir çamur banyosu, bir de masaj. Çamur banyosunu çok şey diyorlar ama. Faydalı diyorlar da. Kilden ya. Evet. Hiç aklıma girmemiş. İçeride girelim de işte bir avuç alayım diye. Yüzümü süreydi. Kapıdan görür görmez aklım gitti zaten. Filiz'in kapat kapıları, kapat. Yani o da etken tabii. Çok deli cesaretin olması lazım. Gerçi biliyorsun çamura girdiğini biliyorsun ama görüntüsü korkunç. Yani insan boyuna göre dediğin gibi mermerden bildiğin mezar. Büyük mezar yapmışlar. Keşke ben de gideydim. Aslında niyetleniyorduk bende ama biz nedense bunu biz hemen bir ay öncesinden de Filiz falan konuştuk. Hala gidelim haberleşiriz dedi. İşte ben başka yerdeydim. O başka yerdeydi. Bir kısmet olmadıydı. Gideydik beraber karşılıklı. Filiz'e çek. Çek resimleri. Ha, hepimiz karşılıklı sohbet ettik. Gitsene sen dayanamazsın. Sıcağa gelemem ben. Dayanamazsın. Evet. Girdik havuzda. Bir kadınlar bir de karışık yer vardı. İkimiz karışık yere kaldık. Orada kaldınız değil mi? Otelin içinde kaldık. Karışık yer vardı. İşte Efe vardı, karışık yere girdik ilk gün. Havuzda bu da büyük değil karışık yer. Fiyat edilmiş bu kadınlar şeyine de bakalım dedim. Bir tek erkekler bölümü var, bir de tek kadınlar bölümü var. Bir taraftan kadınlar erkek bölümü var karışık olan. Kadın bölümüne gidip başladık. Bir tane şöyle yuvarlak, şu ada kadar çok sıcak bir havuz var. Bir tane de olimpiyat havuzu var. Vay. Dedim olimpiyat havuzu dedim. Karışık yere niye yapmamışlar da kadınlar niye, bölümüne yapmışlar? Evet. Karışık yere daha kıç kadar şey havuz. Millet orada yüzmüyorlar ki. Millet böyle duruyor. Ay mübecce. Biz evet atlıyor, sıçrıyor, yüzüyor. Ben boş bulduğum yere doğru yüzmeye çalışıyorum. Onlar hiç kenarlığa dışarı. Neymiş vücuda sıcak su. Neyse iyi olmuş. İyi oldu, iyi oldu canım. Değişik bir. Bir de sonuçta gitti zaten bir ayda yetiyor. Kaç ayda geceli ya? 800 mü dedi? 300 oda başına mı dedi? Kişi başına mı dedi? 300 de tövbe.
Kişi başı 300 liraydı herhalde. Çünkü Efe sinirlendi, boş boşuna dedi, 300 lira para verdim dedi. 300 mü, 350 lira böyle. Geçildi. Yemeği de içildi. Kahvaltı bir akşam yemeği. Sadece akşam. Kahvaltı da var. Ha, kahvaltı akşam. Yarın pansiyon işte. Kişi başına iyiymiş gene. Kişi Efe sinirlendi, boş boşuna dedi, niye odadan çıkmıyor herhalde. Hı. Niye getirdim dedi, buna dedi, boş boşuna 300 lira mı, 350 lira mı para verdim dedi. Getirmeseydin daha iyiydi dedi. Onlar kaç yataklı? Biz bir çift, bir de tek kişilik yatak vardı. Buna 5x istedik. Hmm. Biz Efe'yle yattık, şeyle, Filiz'le yattık, Efe tek kişilik yattık. Hmm. Bu da 5x. Bu da 5x. İyi olmuş ya, değişik oluyor insan. Bir de bonus veriyorlar. Bana da geldi maşallah, battal boy bonus. Ama dedim bunu dedim, hangi kim kişi dedim, o kadar kilolu kişi dedim. Zayıf insan gibi belli ki kilolu biri gitti. Yani. Bornoz alayım diyorsun aşağı. Yani. Biz de elbiseler giydik, işim üstüne mayaların üstüne tin 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 aşağı. Bornoz sonrası gün gülümde. Ciddi bir karavata da bir tane bornoz var. Biz dedim ara resepsiyonu dedim, getirsinler bornoz. İki tane getirdiler bir frizde bir bana. Benimki maşallah geçiyor, öyle katılamıyor. Asansöre bindik, baktım bir tane şişman adam. Bir adama bakayım, bir kendi üstündekine bakayım. Ulan dedim ki hangi kez şişman giydi bu kadar? Evet. Beğenmiştim. Evet, evet. Varım kilolu insanlar da var. İyi olmuş, oradan da pamuk kare yapmışsınız. Aynen aynen, frizde ondurum. Nasıl dedim, yakın dedim. Tabii canım. Giderken zaten yolundan gitmişiz, salsaymışız, pamuk kareye girecekmişiz. Hmm. Ama Pamukkale'nin dediğim de ben de biz de gittik de bu sene hiç eski şeyi yok yani. Ben kaç sene önce gittiydim yine bitti. De. Yine de aynıydı, o zaman bile suyu yoktu. Evet. Görünümü falan biraz değil, baya baya bozulmuş. Bozulmuş. O beyazlığı, kar beyazlığı yani yok. Aa, o yıllar öncesiydi Pamukkale. Şimdi... Yukarıdan aşağı susuz vardı, o yüklar vardı bilmiyorum. Hmm. O işte su olur, turistler girer. Evet, işte yani. Evet, evet. Nesin, ne su var, ne bir şey var? Yok, yok, yok. Dedim ya ben senden önce gittik diye. Yok, yok. Hiç eski güzelliği yok yani. Ama anne, neyin eskisinin güzelliği kaldı bile. Aynen. Her yer. Yok yani. Yazın tam Hürmet'in düğünü var. Sünnet düğünü. Oğlunun mu? Kaç yaşında? Oğlan? Bu sene okulu başladı. Sünnet oldu bile. Ha, düğünü var yani. Belediye kettim bir de. Düğünü yapacakmış. Altın olmuş 1 milyar. Şey, ablasının torunu ya, düğün yaparsa altın yapılacak. Altın hesabını yapıyor. Altın olmuş 1 milyar diyor. Ablamın işini seyrederse, bir de onlar da seyrederse. Yaparım. Seyrediyor mu onlar? Gonca haben oldu ya. Ne bileyim, Gonca bakıyordu da falan bilmiyorum. Kültür park bile girmiş, bir güzellik kalmadı ki, çocukları götürdük biz. Ay, ay, Allah'ın eskiden öyle miydi? Annem rahmetli benim, gördünüz siz de. O göl başına zevkle otururduk, semaveri söylerdi. Yok mu? Abla öyle semaver falan yok, eski güzelliği yok. Vallahi, artık eskiden mi? Kayık veriyorlar. Hmm. Kayıkla çekiliyordu. Şimdi bisikletler çıkmış. Ne severdi annem? İlla o kayağa da binecek, zevklensin. Moda olmuş bisiklet bak. O bile şey olmuş yani. He, işte oranın bir güzelliği kalmamış yani. Eskiden eski bir güzelliği ben hiç yani bir şey yapmadım. Aletleri bir yere toplaması zaten şey, parkın tadını kaçırdı. Önceden dağınıktı. Ona bineyim ona bineyim. Parkı gezebiliyordun en azından. Evet. Bak şu tarafta şey var derdi, o tarafa giderken mesela park... Şimdi bir yere topladılar. Şimdi hem bir yere toplamasından ziyade yok hem bakımsız hem de eski güzelliği yok, eski havası yok yani. O kapıda girişte her şeyinde uçan balonlar vardı artık neler o satıcılar şimdi... Ama işte eskisi gibi yok yani. Şimdi parka giden mi var? Öyle ben Dilek'le de söyledim işte illaki kalın dedi arkadaş da. Dedim zamanımız kısıtlı, bir kahve içmek kadar kaldık işte, bir yarım saat kadar. Dedim çocukları parka istiyorlar. Yani görecekler park yani kültür park onlar da gitmediği için.
Dedi aman dedi Dilek de vallahi eski şeydi havası yok dedi. Biliyorum dedim ben kaç sene öncesine geldim. Yok ama dedim çocuklar şimdi görmek istiyor. Öyle. Yani. Ne oldu kızım? Yedi gene diyor. Bugün yedi. Ana Niki mi? Kızımın Nikisi. Kız. Bayılıyor çocuklara. Seneye de kreşe sen gidiyorsun da anneannenle biz de gidiyoruz. Haftalık. Haftalık da ben ne yapacağım bilmem. Niye? Sabah gidecek akşam haftalık. Ağzı altı kadar ya babası alır ya nasıl olur? Yani ha sen ne gibi ne yapacaksın? Evde bütün gün kum baba gibi oturacağım. Kız gezeceğiz diyorum hala kum baba gibi. E şimdi ne yapıyorsun? Amuda mı kalkıyor? E neden bu var bunu uğraşıyorum. Rozi var. Ne yapacağım Rozi'yi? Bak balkona attım. Şimdi attı beni. Kız gezeceğiz ya biz niye gezeceğiz işte? Bir hafta gez, bir hafta yerde oturacaksın mecbur. Sırayla hepsine gideceğiz. İnşallah. Maaşları aldık mı? İnşallah. En yakından başlayacağız, oradan öteye atlayacağız, eve gelmek yok. Orada. Ulan evi de boşaltalım, boşuna kirar vermeyelim. Ne oldu senin evle ilgili be? Bir şey yok artık değil mi? Evi sen aramıyor, bilmiyorum. Ama bir ay geçti kirayı gönderdin. Kaç bir ay geçti? İşte onu diyorum, onu demek istiyorum. Yani hani çıkmak bitti. 4-5 ay geçti üstünden. Geçti, şey çık falan diyen yok artık. Diyen yok, adam bana 5-6 ay müddet verdim zaten. Yılbaşına da bekliyordur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ablacığım? Bu ev sahipleri de artık gözleri doymuş yılbaşı o var ya. Yılbaşını bekliyorum, yılbaşında ondan önce onun, ben diyeceğim. Onun gelcenden melcenden değil ablam. Başkasına verecekler farklı fiyatla. Bir de şimdi kiracılardan yanıldayım. Kaan, belki de adam ondan geri çekildi. Başkasına verecekti. Bence ben 2 milyar aşağı vermezdi burayı. E tabii. Şurası da 2,5 milyara verdiler. Ha, işte artı bir onun için çıkaracak, onun için 2,5'a verecek. Olacak. Şimdi karnımlar da kirajdan yana oldular. Yani. Belki ondan sustu, bilemeyeceğim. Bir ses yok. Zam da yapmadım. Yılbaşında oturuşum öyle. Hadi zam yapacaktın ya. Yapmadım. Yılbaşında ben öleceğim. Sen benden 250 istedin ama ben sana 300 vereceğim, oturmaya devam edeceğim. Kaça tutmuştuk burayı biz be? 100. Yani. 1,250 dedi bana. Evet. Beraber gittik gecenin, ben indir dedi, yedim 100 indir. Bu sene işte 1,250 dedi. Hı. Sen 1,250 dedin, ben 1,300 vereyim, oturmaya devam edeyim. Çünkü çıkamayacağım, yok. Kolay mı be kızım? Tabii canım. Sen ne yaptın? Bu ne ya, her sene her sene milli hakikaten ya. Ben bir şey yapmadım, benimkiler de sorup duruyor. Ben muhatap olmuyorum onlarla, sadece... kirayı vereceğim zaman, şimdi kirayı vermeye giderken bakalım ne olacak. Öyle kaldı, ben konuşmuyorum onlarla. Ha benimkinin de yani şimdi tövbe tövbe. Seninki hep darbesin. Ha, iki ay oturmuşum, o kolay o sanıyor millet. Evet. Her kişi kendinden bilir şimdi olacak. Evet. 2 ay içinde kolay sanıyorlar. Hmm. Dünyanın parasını ağır şey yapmışım ben. Ha yok anam yok, çıkmayacağım ben de. Senesi dolsa bile çıkamayacağım. Ben evimi de sevdim, rahatım. Ben de. Yani. Bulamıyorum ev. İşte o kadar basit. Madem çıkarsa içine alan... Ya bakalım satıcı... Kızım bakalım satıcı... O da doğru mu? Onu da bilmiyoruz. Hmm. O da doğru mu? Aynı abim canım alanda alsın bulsun benim keseme göre. Şey, ev çıkayım. Bence de. Aman millet iyice. Hadi kız. Öyle yer. Ya Rabbi şükür kahvaltımızı da yaptık. Birazdan da bir kahve sohbeti yaparız. Nasıl harçlayacağım buna? Vallahi. Sen uyudun da kalktın. Sen uyudun da kalktın, acıktın. He? Acıktın. Acı harçladım. Ne için yaptın? He? Yok. Ben... Geçen mesela hemen geldi falan. Arkadaşın geldi falan şey vardı. Çok fazla şey yapmışım, ıslamışım. Hayırlıydım. Tutmuş ne zaman geldi? Şu an neredeydin ya? Köydeydim. O zamandan beri mi duruyor müvekkel bu? Dün yaptım. He dün yaptım. Bunu şey yaptım. Onu ıslayınca ayırdım buldurum peşeğini. Hmm. Dün de su aldım, salçaladım. He he. Nercini köftesin. Hmm. Tee, ne tee? Keşke kalkmasın. Hocam başka bir şeyler daha koy. Şurada şey tavuk çorbası var, fayda. Ben çorbayla aram yok benim. Bak. Sen çocuğa makarna yedireceksin, çorbayı yesen yedireceksin. Yemiyor, sulu köfte var. İstemiyorum.
için tövbe estağfurullah. Manyak bu ya. Çocuk keşke kalkmadan haşlasaydın makarnayı. Ne diyor abla kızı? Prensesim. Emeğini yaptığın makarnadan mı? Aa, onu yapmayacağım. Neden? O biraz hamurlu oluyor ya. Hmm. Sen de benim arkamda dolanıyorsun, ben veriyorum diye, değil mi? Değil mi kızı? Değil mi kızı? Oynayacak. Değil mi kızı? De, de. Değil mi kızım? Allah Allah Allah. Allah 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 Allah. Atladımlık vereyim hadi. Verme, alıştırma şuna. Rozi. Sen soruyor sabahtan makarna döktü, bana alıştırma diyor. Rozi. Sen diyor döktün. Çaba gitmesin diye. Evet, ben de tadımlık verdim. Otur mu şey? Bir şey eksik enerjin etti. Ne eksik? Limon. Heh. Ben sana vereceğim bir tane. Ne var? Ne var? Limon ya. Şimdi akşam ne limon var? Suyu var. Altta limon suyu var, döküyor üstüne. Altta var. Sana da iyi tadımlık verdik, yeter. Yaptık yine millet. Aynen. Ya kaçırır mı bizi? Ne var kızım, ne? Ana baş diyor, ne baş? O da bugün neşesi maşallah ya. Ha. Seni gördü kendine. Beni gördü kendine mi geldin hala? Aynen. Sabah tavuk çorbası yediyor diyorsun, ısıtayım bak yedirmeye kalkıyorum. Etimden et koparıyorsun sanki. Allah. Mahalle ayağa kalkıyor. Baş. Aman büyüyünce yiyecek nasıl olsun? Beyze de dedi ki anne uğraşma bırak dedi, büyüdüğü zaman istediğini yesin dedi. Yani. Yemiyor yavrum, yemiyor, yemiyor. Baş. Problemimiz yemek. Gel aşkım, dur toplayalım sesini, toplayalım mı? Ben gidiyorum birazdan. Bay bay. Hala gitme de. Hala hadi be. Hala hala de. Hala. Hala hadi bakayım. Hala. Hadi Rozi nerede? Rozi. Bazi. Bazi. Rey diyemiyordu. Hmm. Bazi. Rozi. Rozi. Kameraydı bile bak kamera. Rozi. Benim kızım kameralara oynuyor. Tavşan dişli. Aynen. Kameralara oynuyor. Bozi. Makarnayı seviyor ama. Seviyor da dün hiç yemedi. İşte o sabah onu döktüm. Hmm. Ben aynı yemek pişiriyorum böyle. Yani fazla gerek yok. Ona kadar tamam. Aynen aynen. İki damla. Şimdi satarım onu. Uydu. Rozi tadımlık verdim. Sen de dolanıp durma. Annen kızıyor. Rozi de. Rozi de. Rozi olmaz de. Okey. Ay Allah. Kadın da çifter çifter. Filiz onu köye götürecek. Oraya şey yaptırılarsa. Hmm. Emre geçen şey dedi. Ofise dedi. Ofiste küçük bir şey koyacak yer yok, götürün dedim ben. Hmm. Hani koyacak yer yok ofiste dedi. E kaç metrekare? Çok mu küçük? Benim oda kadarmış, sonuç kadar. Yani büyük be kızım, bir bunu koymaya yer mi? Bir masa koyuyorsun, onun bir köşesini tuvalet olarak düşün. Bu kadar yok. Döşenmiş hali. Tabii canım. Ben döşenmiş hali böyle salona kadar. İki tane sakın. Bir tane masanın bir tanesi çok büyük. Kaça tuttun lan orayı? Bir buçuk. İyi. Şimdi çok pahalı her şey. Küçük. Deposit öyle görmüşler. Kiran için. Bugün ne için? Yarın için Burdur'u ne içeceğiz diyordu. İkisi mi? İkisi gidiyordu. Hmm. Gelecekler. Hani onlar gidecekçi vazgeçtiler. Vazgeçtiler. Yani o iş açtığına göre. Aynen. Küçük de vazgeçtiler. Yani. Gitmesi için bir iş var. Evet. Proje için hani proje çiziyoruz. Arayan sonra çok vardı diyor, proje falan çiziyoruz. İşte maksat. Hmm. Onu kapmak. Evet. Çizim öğrenme yapıyor. Evet. Görüşmeleri batı yapıyor. Evet. Böyle
öyle götürecekler çiçek. Onlar da evrim olmuşları versin ya. Yani. Önce ortak da işte ortaklığından ayrı. Ne zamandan beri ortaklığından? Anneş. Anneye söyle bir sebzeli bakar mısın? Bir sebzeli bakar mısın? Yeter çok yapma bu arada. Yani aldık. Aynen. Yer yemez belli olmasın. Ne güzel tavuk çorbası var. Sulu pepeden. Ne yemiyorsun? Hadi hadi. Ben ne diyorum sana? Anası kılıklı şey. Filiz de kaç, 2,5 yaşında. Mama hani böyle bir şunu da yapayım. Filiz de bak işte. Şimdi bile bir yere koy. Hala değil mi işte? Can çıkmadan çıkmıyor ya. Kimse o dilin ucuna tadına bakar, bu da koklar. İşte. Bu da öyle olacak işte nasıl gibi. Yedisinde neyse, yetmişinde. Dönüşüm de yaşamış. Bir de ağzında ekmek tutardı. Bazen Filiz'i dalmış gör. Zamanı hala yürüyor. İşte. Kaç yaşta, 40 yaşında kadın. Kadın değil mi? Cız yapma kızım, kırarsın evet. Orayı. Rosie de, Rosie de. Rosie. Rosie. Hala. Hala. Hala de. Evet, bunun çiğ, şeyler çiğ seviyor. Aa. Çiğ fasulye ver, çiğ şey ver, hepsini çiğ ye. Aa. Ne yapmış bir şey yemiyoruz maalesef. Kızım sen iyi misin? Hadi o da Rosie'nin hakkı. Kızım pişmişini yesene. Pişmişini yesene. Kıtır kıtır. Geçen eline havuç verdim maşallah. Onu biber versin. Ha iyi onu yesin canım o iyi. Bak. Kıtır kıtır. Hadi karşılıklı kıtırdan. Gelişin. Aa. Kurban olurum seni yaradana ben. Bak. Masrafsız iş ocak ocak. Evet ocak ocak yaktırmıyor bu. Ocak ocak değerli. Hepsini çiğden götürüyor. Ne anneciğim? Bak biraz da pişmişini öyle pişmişini de yiyeceksin tamam mı? Çiğ nasıl yiyorsan onu da yiyeceksin. Yok demiş lan. Ben de kalkayım gideyim biraz zamancığım. Kal dedim, kalmıyorsun. Ablam dediğim gibi işte ya, geleceğim. İşine bak. Gitmek yorgunluk, gelmek yorgunluk, hep yorgunluk. Çıkmışken su faturam da vardı, onu da yatırdım gelirken. İyi oldu. Bayağıdır mülkü çağırıyordu. Hakikaten bir baktık, bir aydır görüşmemişik. Ha telefonlaşıyoruz ama bir araya bir aydan beri gelmemişik. Çünkü o dediğim gibi Afyon'da o kaplıca gibi, bılıca gibi oraya gittiler. Onun bir ay öncesinden zaten diyordu Filiz'de, hala hep beraber gidelim diye. Ama olmadı. Ben başka yerdeydim. Burada Antalya'da değildim. Onlar da gitti. Bir ay tam böyle her gün telefonda konuşuyoruz. O ayrı konu ama bir ay görüşelim. Ooo çok uzun olmuş diyor. Çok uzun olmuş diyor. Kal dedi. Dedim kalmayayım. İşim var. Kalmayınca da birazcık şey yapıyor da. İçeriliyor da. Ama mazeretimi, işimin ne olduğunu öğrenince tamam haklısın dedi. Dedim tabii ki geleceğim, kalacağım dedim ben. Bir öyle bir zamanımız olacak dedim ben. Dur dedim şu birkaç işlerimi halledeyim dedim ben. İlle gene ısrar etti. Tabii şeyde kamera arkasında da. Kal işte yarın git kal işte. Kız gideyim bugün de kalsam gideceğim. Sabah da kalksam işlerim var gideceğim dedim. İşlerimi halledeyim dedim. İyi o zaman hadi git dedi. Kuzucuğum dün de yavrum şeyi battaniyeciğini burada bıraktım. Unutmuş. Açtım söyledim. Dedim bunu böyle gözümün önüne koyayım. Çocuk odasında kalmış bu. Telefonda konuştuk bugün. Dedim annem çocuğun dedim diyor haberi de yok yavrumun. Orada mı kalmış diyor. Çıkardım onu da buraya getirdim. Yarın gelecek Belgincim'de nüfustan işi bitmemişti ya. Yarın halledecek. Dedim o zaman şey yaparsın. Battaniyeyi alırsın annem dedim. Ama yukarıya çıkmayacak herhalde. Bir arkadaşının da işi varmış. Onunla geleceğiz anne dedi. Çıkmam dedi. Tamam dedim çıkma dedim. Hem battaniyeyi al hem benim kaplarımı getir dedim ben.
Mükü'ye de onu anlatırken Mükü, ay kız bende de var senin kabın dedi. Oraya da giderken yaptığım şeylerden götürüyordum. Ondan da o kaplarımı aldım. İyi ki dedim, söyledin dedim. Bazı arkadaşlar diyor, aman bir kap diyelim oradan al. Hayır, o, sorun o değil. Ben çünkü Berne gideyim bir şey götürüyorum. Belgin gideyim ona götürüyorum. Belgin gelirse ya da çocuklar gelirse yaptığımdan koyuyorum, gönderiyorum. Saklama kapları bunun için benim için çok önemli, çok. Mükü'ye gidiyorum, götürüyorum. Onun için canım hep durmadan al al al, geri gelsin. Of, üstümü başımı güzelce net değiştireyim. Artık kaçıp gidelim arkadaşlar. İnşallah Mükü'yü de çok özlemiştiniz, söylüyordunuz. Mükü Mükü diye. Bugün gittim, hakikaten ben de özledim zaten. Hep telefonda ne kadar şey de olsa karşılıklı, birebir farklı. Öykü bile o kadar çok özlemiş ki. Allah'ım, Mükü şey almaya, ne almaya gidecekti o be? Markete bir yer yeni bir şey alacaktı. Ben alır gelirim dedi ya, unuttum. O aşağı indi, Öykü geldi. Tam çekmedik. Allah nasıl sarılıyor, yanımdan ayrılmıyor. Ben mesela oturuyorum benim, sohbet ediyoruz Mükü'yle. Arkama geçiyor, sırtını bana dayıyor, beni öpüyor, sırtımdan öpüyor. Allah Allah diyor, ne kadar özlemiş seni diyor. O bile çok özlemiş yavrum. Kaçayım artık, gideyim hadi, vallahi yoruldum. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinize kokulu kokulu öpüyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın.